Merhabalar çocuklar. Merhabalar çocuklar. Merhabalar çocuklar. Hem koltuktakilere hem ayaktakilere salonun tamamına seslendiğimi düşünüyorum. Çünkü bence bir saniye. Devam ediyorum. Nerede kalmış? Bence heyecanını, umudunu, hayal gücünü, öğrenme merakını ve iyi niyetini kaybetmemiş herkes çocuktur. O yüzden hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 40 yıl önce bugünkü aklım olsaydı şu hareketi, nedir bu hareket? Yürümek yapamazdım. Ama o zaman iyi ki tam bir çocuktum, bebektim hatta. Yürümeyi öğrendim. Sizler de öyle yaptınız. Çocuklar bir yaş civarında onlarca hatta yüzlerce kez düşüp kalkarak, başlarını bir yere vurarak, dizlerini kanatarak, gözyaşları dökerek yürümeyi öğrenirler. Burada hepimiz için müthiş bir ders var. Hepimizin içinde doğuştan gelen bir şeyleri öğrenme ve başarı gibi. Sonra yürümeyi öğrenen çocuk parka, bahçeye falan çıktığında anne babanın elini tutmamaya başlar. Doğru mu? Bırak elimi de ben yoluma gideyim. Çünkü ben ayrı bir şahsiyetim. İkinci ders. Kişilik bile oturuyor o yaşta. Sonra ne yapar? 10-20 adım sonra döner bakar. Annem babam arkadan geliyor mu diye. Neden? Çünkü çocuk sosyal bir varlık olduğunun da farkında. Ne kadar muhteşem. Yani ayarlar mükemmel. Hatta biliyorsunuz o öyle bir meraktır ki konuşmayı öğrendikten sonra birkaç sene sonra o gelecek mutfağa ne diyecek? Anne o ne? Un. Ne unu? Buğday unu. Ne buğday unusu? Ya Allah belanı vermesin git daraltma beni denecektir ona. İşte çocuklardaki ayarlar birileri tarafından bozulur. Nasıl bozulur? O masum ve müthiş potansiyelli varlık onu en güzel şeyleri öğretmesi gereken kişiler tarafından ufaktan kirletilir. Mesela sahtekarlığı nasıl öğrendik? Bir sahne hatırlatayım size, tanıdık gelecektir. Çocukluğumuzdan olmasa çocuklarımızdan hatırlayacağız. Evladım aç ağzını bu son kaşık. Vallahi son kaşık. O son kaşık mıdır? Değildir. Sondan bir sonraki ve en sondan daha sonraki çocuk ya filozof olacak ya delirecek. Hatta burada o bebeği besleyen kişinin de örnek insan ya bir beden hareketi vardır. O da böyle ağzını açar çocuğa örnek olmak için. Şimdi tüm salondan küçük bir beden dili çalışması istiyorum. Size iki soru soracağım. Bu sorulara evet ya da hayır diye cevap vereceksiniz. Ama bunu dudaklarımızı kıpırdatmadan sadece kafa hareketiyle yapalım lütfen. Şu anda bu salonda olmaktan memnun musunuz? Konuşmamı derhal kesip burayı terk edeyim mi? Teşekkürler. Şimdi evet ve hayırda şunları gördük. Evet de herkes eğer evet diyecekse kafasını öne doğru eğdi. Bu içselleştirme, benimseme, içine dönme hareketi gayet mantıklı. Hayırda iki tip hareket görüyoruz. Birisi şu, evrensel hayır. Biri de Türk hayırı. Bu hayırla ilgili, birinci hayırla ilgili uzmanların bir açıklaması var. Diyorlar ki, hayır için kafayı sağa sola çevirmek, bebeğin mamayı reddetme hareketidir. Kaşık sağdan gelir, kafanı sola çevirirsin. Soldan gelir, sağa çevirirsin. Bu hayırdır artık. Peki neden biz böyle yapıyoruz? Bunu açıklayan hiçbir uzmana rastlayamadım. Ben düşündüm ve çözdüm. Efendim bizim bir huyumuz vardır. Biz bebeğin mamaya engel olmasına engel oluruz. Bizde mama şöyle yedirilir. Önce bebişin kolları pijamasının içine bir sokulur. Bebek ağzını açmıyorsa bir elle başı sabit tutularak burnu sıkılır. Birkaç saniye sonra nefessiz kalan bebek ağzını açtığı anda mama dolu kamyon onun ağzına park edilir. Tam bu anda da Türk bebeği tarafından şu fark edilir. Hiçbir yerimi kıpırdatamıyorum ama kaşlarımı oynatabiliyorum. Hatta bu hayıra bir de efekt ekleriz. Nedir o ses? Alayım.
Evet, işte bu ses de o mamanın yapışkanlığından kalma bir hatıra olarak ömür boyu devam eder gider. İşte bakın nasıl hapsedildik, nasıl sıkıştırıldık. Hani çocuğun içinden gelecek diyoruz ya, çocuğun içinde olacak. Çocuğun içinde oluyor da sonra çocuğun içinde ölüyor, bir şeyler böyle boğuluyor. Sonra çocuk kendine bir dünya kuruyor. Çocuğun odası diyorum ben buna. Çocuk odası demiyorum ama çocuk odası bir belli ekonomik düzey gerektirebilir. Hayır, çocuğun odası. Bu bir çadırın kenarı da olabilir. Çocuğun oyuncaklarıyla ya da oyuncak olarak kullandığı nesnelerle kendine kurduğu mekana ben çocuk odası değil, çocuğun odası diyorum. Sonra çocuk orada bir dünya kuruyor kendine. Oradaki kırletler sıra dağlar, değil mi? Halıdaki, kilimdeki desenler nehirler. O odada henüz astronomların keşfedemediği gök cisimleri var. Biyologların bilmediği canlılar yaşıyor. Böyle bir dünyada hayal gücünü geliştirirken, dikkatini odaklandırırken çocuk, içeri hışımla biri giriyor. Ayağıyla kırletleri tepiyor. Kaldır kaldır şunları, misafir gelecek. Bir medeniyet çöküyor. Dinozorlar kaçıyor, yıldızlar sönüyor. Ondan sonra o yıkımı gerçekleştiren, o yıkım ekibindeki bazen tek kişi, bazen iki kişi anne baba, ben öğretmenim bu arada, bizim yanımıza geliyor ve diyor ki, hocam galiba bizim çocukta dikkat eksikliği var. Allah Allah. O çocuk oyuna odaklanarak dikkatini geliştirecekti de sakın sen engel olmuş olmayasın. Bu oyun bozan ebeveynlerden başka bir de cimri ebeveynler var. Bunu ben kendimde tespit ettim. Bir gün eve geldim, çok yorgunum. Öğretmenler de yorulur bu arada, onu söyleyeyim. 3-4 yaşındaki oğlum omzuma atladı. Dedi ki, baba at ol. Dedim ki, çok yorgunum. 5 dakika dedi. 5 dakikanın kısa bir zaman olduğunu biliyor ve 5'e kadar sayabiliyor ama çok da o kavrama aşina değil. Evladım dedim, hadi 1 dakika olsun. Dedi ki, baba 4 dakika olsun. Ben dedim 2 dakika, utandım kendimden. Çocuğumla pazarlık yapıyorum. Cimri ebeveynler. Bu cimrilik daha çok parayı kazanandan kaynaklanır. Kim onlar? Demin annelere yüklendik. Şimdi sıra. Bir şey demiyorum. Kimse rencide olmuş, bir şey demiyorum. Bir şey daha demiyorum. Müsaadenizle son bir şey daha söylememek istiyorum. Bir dakika, babalar müdahale mi ediyor şeye? Efendim? İlahi adalet diyen de var. Olsun, çözdük sorunu. Evet, son bir şey daha söylemiyordum. Bu da alkış hak etmiyorsa bir şey demeyeceğim. Özneyi değiştirdik. Madem sabotaj var, bunu biz bir süre sahnede tutacağım, değiştirmiyorum. Evet. Çok iyi niyetli şeylerle çocuklar zehirleniyor. Mesela en masum masallarda bile dolaylı mesajlar var. Tavşanla kaplumbağanın hikayesini bilirsiniz. Tavşanla kaplumbağa yarışır. Tavşan kendisine çok güvendiği için karnını doyurur, gölgede uyuklar. O sırada kaplumbağa onu geçer. Şimdi buradan çıkarılan mesajlar. 1. Kullanılmayan yeteneğin bir faydası yoktur. Çok güzel. Tavşan bu mesajı çıkardı. Aşırı özgüven ve kibir zararlıdır. Bu da güzel. Peki kaplumbağa ne mesaj çıkarıyor? Size bir soru. Bu yarış tekrar yapılırsa kaplumbağanın tekrar kazanma şansı var mı Allah aşkına? Yok. Artık tavşan uyumayacak. O zaman kaplumbağa ne mesajı alıyor? Senin başarın sana değil, rakiplerinin hatalarına bağlıdır. Dolayısıyla başarılı mı olmak istiyorsun? Rakiplerine çelme takmayı öğren. Bir masalın bile dolaylı verebileceği mesaj. Yani çocuk yetiştirmek gerçekten hassas bir iş. Peki başarı nedir? Biraz merak edelim. Bunu çok bilmiyoruz. Ben lisede öğretmenim. Öğrencilere soruyorum. Diyorum ki, doktor olmak için ne gerekiyor? Hocam diyorlar, fizik bilecek, kimya, biyoloji, matematik, geometri. Ama ne demeleri lazım? İnsan sevecek, hızlı karar verecek, kana dayanıklı olacak, acil durumlara soğukkanlılığını koruyacak, yoğun iş temposuna tahammül edecek. Bunları söylemiyor maalesef hiç kimse. Çünkü biz farkında değiliz. Yani kendimizi, mesleği, bunları tanımıyoruz.
Yani o kadar acayip bir durum ki markete gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Marketi zimmetimize geçirdiğimizi fatura toplanınca anlıyoruz. Saate baktığımızda zamanın geçtiğini fark ediyoruz. Kilo aldığımızı ne zaman fark ediyoruz? Tartıya çıkınca bir adım geride de şiş koydum. Özür dilerim. Zayıf olduğu için konuşuyorsun diyorsunuz belki. Termometreye bakıp üşüyen var. Yani bu kadar farkındalığımız zayıf maalesef. Komşuya inat başarı diye bir şey var mesela. Bir çocuk avukat olmak istemiyor. Başka hedefleri olan bir çocuk odada oturuyor. Yan odadan komşu kadınla annesinin konuşmaları geliyor. Annesi diyor ki bizim çocuk hukuk falan istemiyor ama biz onun avukat olmasını istiyoruz. Komşu teyze gülüyor. Senin oğlan mı avukat olacak? Delikanlı bunu duyuyor ya, hırs yapıyor. Göreceksin diyor, avukat olacağım. 30 saniye önce öyle bir hedefi yoktu. Hadi çalıştın, çalıştın, hukuk fakültesini kazandın. Okudun, okudun, hukuk da bitti. Son sınavını verdin. Bu müjdeyi de eve vermek için mesaj atacakken sana mesaj geldi. Komşu teyze öldü. Ne yapacaksın? Mezarını mı basacaksın? Al bu da hukuk diplomam, mezarına kapak olsun. Benim avukatlık orada sana zaten yaramaz. Ama bu gerçekten toplumumuzda maalesef var. Neden? Çünkü diğer insanlara göre kendimizi konumlandırıyoruz. Ya merdivenden düşüp yuvarlanan, yere inen kişi düştüğünde kırık çıkık var mı diye bakmadan önce etrafını kolluyor. Bir gören oldu mu acaba? Metabolizma önemli değil. Organizma önemli değil. Ne önemli? Karizma önemli. Diğer insanların tavrı bunu tetikliyor. Çünkü biz merdivenden düşene vah diyeceğimize oh diyoruz. Her basamakta ses verene şahit oldum. Ya ha ha ha. Ya ne güzel düştü. Bu da bizi hep dışa bağımlı hale getiriyor maalesef. O yüzden böyle etiketlere ihtiyaç duyuyoruz. Mesela yurt dışında okumuş birisi Harvard mezunuyum dese sıkıntı yok. Ama diyor ki Harvard mezunuyum. Isırabilirim yani. Halbuki okulla ilgili başarı nedir biliyor musun? Harvard seni göstereydi iyiydi. Bak bak bu bizden mezun. Bunu unutmayın çocuklar. Okul sizi gösterecek, diyecek ki bu bizden mezun. Ben Pertemniyel Lisesi mezunuyum diyor muyum mesela? Öyleyim ama. Evet, tüm zamanların dedim. Tüm zamanların diye başlayan cümleler vardır değil mi? Hatta şöyle devam eder. Tüm zamanların en iyi 5 filmi. Tüm zamanların en büyük 3 şairi. Tüm zamanların en hızlı koşucusu. Evet. Peki tüm zamanların en büyük başarı hikayelerini kim yazıyor? Tüm zamanların en büyük başarı hikayelerini, tüm zamanlarını hikayelerine ayıranlar yazıyor bence. Çünkü onlar iyi zamanda da kötü zamanda da kendini motive ediyor, havamda değilim demiyor. Tüm zamanlarını hedeflerine ayırdıkları için tüm zamanların başarı hikayeleri onlara ait. Ama biz o kadar basit şeylerle uğraşıyoruz ki, işte bazen bir veli geliyor, hep küçük şeylere takılıyoruz. Diyor ki hocam, çocuğumun sıkıntıları için beni çağırmışsınız ama anlayış gösterseniz, çocuk ergenliğe giriyor. Okul 3000 kişilik, bir o çocuk ergenliğe giriyor. Çocuğu psikoloğa götürüyor, geliyor rapor veriyor. Yani etiketlemek, bir teşhis yapmak çok kolay artık. Diyor ki hocam, biliyorsunuz biz tek çocuk sahibiyiz. Psikolog dedi ki, bunda tek çocuk sendromu varmış. İyi peki anlayış gösteririz de, yarın da 3 çocuklu biri gelecek en büyük çocuğu için diyecek ki hocam bizim çocukta büyük çocuk sendromu varmış. Sorumluluk omuzlarında ya eziliyor. Sonra en küçük çocuk için gelecekler bizim çocukta küçük çocuk sendromu varmış. En küçük ya o da eziliyor. Evet bunların sonu gelmiyor maalesef. Şöyle diyenebilir rastladım okumakla ilgili. Dedi ki çok bir şey beklemiyorum hocam. Dikkat edin bunu bir öğretmene söylüyor. Okusun da hiç olmazsa öğretmen bari olsun. Kendi hiç okumadan veli bari olmuş ya. Okumaktan ne anlıyoruz? Ne kadar ilginç. Yani okuma yönünde ciddi sıkıntımız var. Diploma değil aslında okumak. Düşünsenize, Anadolu'nun eski çağlarda ne kadar yeşil, sık ağaçlı olduğunu anlatmak için bir örnek yazmış adam kitapta. Diyor ki, eskiden bir sincap hiç yere inmeden ağaçtan ağaca zıplayarak Anadolu'yu baştan sona gezebilirdi. Bunu okuyanın yorumuna bak şimdi. Vay be, eskiden ne sincaplar varmış.
Biz bu okuma seviyesine nasıl geliyoruz biliyor musunuz? Hani sınavlar vardır. Çocuklar şu anda yaşıyorlar bunu. Eski çocuk olan sizler de hatırlayacaksınız. Ya sınav yapıyoruz. Sınav esnasında sınıfları ziyaret ediyoruz. Çocuklar anlamadığınız bir şey var mı? Biri diyor hocam üçüncü soruyu anlamadım. Kağıdı çeviriyorum, okuyorum, teşekkür ediyor çocuk. Yani mübarek bir dudak mıdır bu? Yani aynı metin, hiçbir şeyi değiştirmiyorum. Şunu yaşadım mesela. Bir gün şöyle bir soru sormuştum. Yukarıdaki metinde altı çizili olarak verilen cümlenin ögelerini bulunuz. Bir çocuk yanıma geldi ve soru sormaya başladı. Ben de ona hiç cevap vermedim ve çözdük. Şöyle oldu. Dedi ki hocam bu soruda ne yapacağız? Dedim ki evladım o soruda ne yapacaksınız? Hocam cümlenin ögelerini mi bulacağız dedi. Evladım cümlenin ögelerini mi bulacaksınız dedim. İyi de hocam hangi cümlenin dedi. İyi de evladım hangi cümlenin dedim. Metindeki cümle mi dedi. Metindeki cümle mi dedim. Şu altı çizili olan mı dedi. O altı çizili olan mı dedim. Teşekkür ederim hocam dedi. Rica ederim evladım dedim. Bu. Şimdi buna gülüyoruz ama bu gerçek. Ve sorunumuz ne? Ezberci eğitim. Doğru mu? Peki şuna ne diyorsunuz? Çünkü bunu toplantılarda biz de söylüyoruz. Öğretmen ezberci eğitime karşıyım. Bu da bir ezber maalesef. Evet. Şöyle yani ezberciden sıkıntı şu. Mesela Türkçe öğretmeni sıfat tamlamasını işler. Kırmızı kalem örneği verir. Kutsal örneklerimiz vardır bizim. Yani bir asırdır değişmiyor. Kırmızı kalem. Sıfat tamlamasının ilk örneği bu. Tabii çocuk da ya kırmızıya yapışıyor örnek isteyince sınıfa dönünce. Kırmızı araba, kırmızı su, kırmızı ev. Bir kısmı da kaleme yapışıyor. Eski kalem, deli kalem, yeni kalem. Allah aşkına isim tamlaması konusuna hangi kapıdan girdiniz? Ben söyleyeyim mi? Herkes aynı kapıdan giriyor. Okulun kapısı. Kapının kolu. Kolunun bilmiyorum ben. Zıkkımın dibi diyorum özür dilerim. Öğrenci böyle kalıyor. Yazacak mıyız hocam? Yazacaksınız tabii. Çok güzel bir örnek bu. Belirtili isim tamlaması örneği. İşte bunlar... Bunlarla belki ezberci eğitimi biraz kıracağız. Benim bir önerim var. Sınıf mevcutlarının 32'den aşağıya inmesini istemiyorum. Buna şiddetle karşıyım. Sakın böyle soğuk bir espri yapacağımı düşünmeyin. Dişime göre sınıf istiyorum falan diye. Değil. Bu gerçektir. 32 kişiden aşağı olan öğrenciler korkmasın bu arada ama şöyle bir durum var. Ders işlerken sınıfın yarısı sizi dinliyor gözükür. 32 üzerinden gidelim. Kaç kişi dinliyor gözükür? 16. Ama o dinliyor gözükenlerin de gerçekte yarısı dinliyordur. Kaç etti? 8. Tabii o dinleyenlerin de ancak yarısı anlar. 4. O anlayanların da yarısı yarım anlıyor, yanlış anlıyor. Tam anlasa yarısı onun da. 2 kişi tam anladı. E onlardan biri sonra unutacak. İşte bütün o ders sadece bir kişi için anlatılır. Maalesef de böyledir. Hatta dersin sonunda öğretmen bir soru sorar, can alıcı bir soru. 3 çocuk el kaldırır. Onlardan biri de ilk kez el kaldırıyordur. Müthiş mutlu olursunuz. Söyle çocuğum dersiniz. İlk sözü ona verirsiniz ve çocuk der ki ya hocam yarım satır kalem vermiyor. Şuna bir müdahale etsenize. Orada bir öğretmen çöker. Sonra ikinci öğrenciye söz verir. O yarım toparlar. En son bir öğrenciye söz verir. O mükemmel bir cevap verir. Zil çalmak üzeredir. Allah'ım dersimi kabul et. Boşa gitmemiş 40 dakikam deyip dersten çıkarım. Bunu öğretmenlere anlattığımda aynen öyle hocam diyorlar maalesef. Evet. Bizim okuldan büyük beklentilerimiz var. Bunlar gerçekten de okuldan büyük beklentiler. Biz dernek olarak da işte o okulun yetmediği yerde o beklentileri karşılamak için varız. Çünkü siz de biliyorsunuz ki dersten uzaklaşınca sınıf güzelleşiyor. Yani öğretmen askerlik hatırasını bile anlatsa mutlu oluyoruz değil mi? Sınıftan uzaklaşınca mesela resim atölyesine, laboratuvara, spor salonuna gidince okul güzelleşiyor. Okuldan uzaklaşınca, mesela bir huzur evini, bir müzeyi ziyaret edince eğitim güzelleşiyor. Bu maalesef böyle. Evet, güler misin, anlar mısın demiştik. Diyorum ki, hiç güleceğim yoktu dedirtiyorsanız, iyi komedyensiniz. Size hiç ağlayacağım yoktu diyorlarsa, iyi şairsiniz. Ama hiç anlayacağım yoktu diyorsa, insanlar size gerçekten iyi öğretmensiniz. Umarım iyi öğretmenlere, bunlar okulda olmak zorunda değil, hayat boyu iyi öğretmenlere rastlarsınız. Tabii güler misiniz, anlar mısınız? O sizin bileceğiniz iş. Benim işim şimdi bitti. Teşekkür ediyorum.